Efendim, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, üniversitenin 2014-2015 yılı faaliyet raporunu Sivas kamuoyuyla paylaştı. Üniversitenin öğrenci sayısının 53 bine yükseldiğini anlatan Kocacık, bu öğrencilerin %64'ünün şehir dışından geldiğini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Faruk Kocacık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2014-2015 faaliyet raporu hakkında bilgiler verdi. Strateji planımıza uygun bir biçimde, yol haritamıza uygun bir biçimde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Rektör yardımcıları ve üniversite hastanesi başhekimi Profesör Doktor Gökhan Gökçe'nin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kocacık, üniversitenin öğrenci sayısının giderek arttığını ve 53 bini çıktığını kaydetti. Bize bu sene 12.978 kontenjan verildi. 41 bine 12 bin küsur ekleyince 53 bini bile geçiyor. Yüksek lisans, doktor öğrencileri, yatay geçiş hariç. Konuşmasında üniversite olarak ihtiyaçlı öğrencilere yardım ettiklerini de anlatan Kocacık, kendilerinden burs alan öğrenci sayısının 378 olduğunu ve yaklaşık 100 öğrencinin üzerinde ihtiyaçlı öğrenciye de part-time iş verdiklerini söyledi. Geçen sene mesela bu 2014'te 109 tane öğrenciye böyle part-time çalışma imkanı verdik. Üniversite yerleşkesine yapımı devam eden yurt, bina, kadın doğum hastanesi projesiyle üniversite radyosu ve televizyonu hazırlıklarının da sürdüğünü kaydeden Kocacık, radyo ve televizyonun yıl sonuna doğru açılacağını söyledi. Vakfa ait arazilerimizi hepsini yurda tahsis ettik, yurt yapımına. Bir tanesi işte şu mavi bina 1400 kişilik, bir yukarıda 1600 kişilik bitti. Hepsini de kredi yurtlara verdik. Son olarak yarın 81 ilin üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini kaydeden Kocacık, Sivas'a istihdam sağlayacak projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti. Çalıştay'da ortaya çıkan Sivas'la ilgili bir marka olacak şeylere ihtiyacımız var. Yani burada tamam bir otomobil fabrikası kurulacaksa Sivas'a kurulsun. Bizden en önemli şey ne? Göç. İstihdam problemi. Bu göçü durduracak, istihdamı sağlayacak birkaç projemiz var. Bunları söyleyeceğim.